Bugün maçtan önce de söylemiştim. Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yılı Ekim ayında kurulmuştu. Öncelikle bunu hem kutlamak hem de Ali Sami Yen ve arkadaşlarını burada anmak istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Onun yanında tabii buna bağlantılı olarak burada Adana'da bizi destekleyen bütün taraftarlarımız, bugün maça gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istedim. Adana Demirspor taraftarı da bugün onlar da çok güzel bir görüntü ortaya koydular. Yani genel olarak seyirci anlamında bu güzel bir karşılaşmaydı. Maça gelince istediklerimizi aslında sahaya yansıttık. Önde baskımızı doğru yaptık. Rakibe çok fazla çıkma şansı vermedik. 11-11'lik bölümde. Rahat bir şekilde 3. bölgeye gittik ama buradaki sonlandırma, buluşturma, özellikle ceza sahası içindeki buluşturmalarımız çok iyi değildi. Yani 40 küsür ceza sahası içinde topla buluştuk ama bunları çok etkili kullanamadık. Yani kalitemizi biraz daha sahaya koymamız gerekiyordu. Sağ derken sahada bugün inanılmaz kötüydü. Yani zemin belki bu zamana kadar oynadığımız zeminler içerisinde en kötü zemindi. İki takım da bundan çok etkilendi. Kalitemizi dediğim gibi ortaya koyamadık. Net gol pozisyonlarına girdik. Rakibimizin de özellikle son bölümde yakaladığı pozisyonlar oldu. Hamlelerimiz oldu, oyuncu değişikliklerimiz oldu. 11-10'dan sonra yine oyuncu değişikliklerimiz oldu. Kötü oynayan oyuncuları çıkartmadık aslında. İyi de oynayan oyuncuları çıkarttık ama yine önde hem takıma gol bölgesini etki edecek oyuncuları oyuna soktuk. Denedik, olmadı. İki takım için de güzel bir futbol ortaya çıktı. Bu anlamda iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Evet, yani tabii üzüntülüyüz. Yani 10 kişi kalmış. Son 20-25 dakika rakip 10 kişi kalmış. Birçok gol pozisyonuna girmişiz. Yani ofansif olarak üstün oynadığımız bir maçta üzüntülüyüz. Yani Galatasaray takımı her kazanamadığı maçta üzüntü duyar. Bu üzüntüyü şu anda duyuyoruz. Onun yanında demin de söyledim aslında yani rakip ceza sahasına yakın yerlerde buluştuk. Yani Kerem de buluştu, Yunus da buluştu. Son vuruşlarda çok iyi değillerdi bugün. Bunun sıkıntısını yaşadık. Onun dışında çok yani dediğim gibi rakip ceza sahasında 45-46 tane topla buluşmuşuz. Yani buna izin vermiş rakip, buluşmuşuz, rahat bir şekilde gitmişiz ama sonlandıramadık. Şu bir gerçek tabii ki bir 3 tane Türk oyuncu oynamak zorunda ilk 11'de, oyunun devamında da oynamak zorunda. Bu sadece bizi değil, bütün takımları zor durumda bırakıyor. Özellikle oyuncu değişikliklerinde bu zorluğu yaşıyoruz. Takımda hiç kimsenin yeri tabii ki garanti değil. Yani topluluğu yeri yok kimsenin. Yani takım bu zamana kadar hep iyi gitti. O bütün oyuncularım yani Kerem'den de Yunus'un da performanslarından hep memnunum, onu söylüyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugün özellikle sonlandırmada tam olarak belki sonuna getiremediler ama genel olarak tabii ki onlar da %100'ünü vermeye çalışıyorlar. Yeni bir takımız bir kere. Yani oyuncuların birbirine adaptasyonu da bu anlamda zor oluyor. Yani sadece bir iki oyuncu üzerinden oyunu net görmemek lazım. Ama demin de söyledim. Yani değişik şeyler düşünülebilir. Burada Türk rotasyonunda hem maçın başında hem oyun içerisinde değişik şeyler düşünülebilir. Onun dışında yani maçtan önce de Icardi ile ilgili konuşmuştuk. Hafta içi arka deresinde küçük bir ağrı olmuştu. Son idmanda da ona bir baktık ama geçen haftası çok genel olarak iyi geçmedi. Yani sadece saha içi değil, yani genel özel hayatında da çok iyi olmayan bir haftası vardı onun için. Devamında ağrısı da devam edince bu maçın kadroyu almadık. Önümüzdeki maçta bizle birlikte olacaktır. Aslında genel olarak baktığımızda yeni bir takıma göre işte bugün maçı kazanmasaydık ligde lider durumdaydık. Geçen hafta işte Cuma liderdik, daha sonra ikinci durumda geçen haftayı bitirdik ama bugün maçı kazansak lider durumdaydık. Yani burada işlerin iyi gittiği, takımın iyi bir performans sergilediği, oyunla daha dominant, yani hep dominant bir takım yaratmak istiyorduk. Yani bugün de bunu ortaya koymaya çalıştık. Yani kazanamadığımız maçların hepsinde bu dominant oyunu ortaya koymaya çalıştık. Bu bizim için yani genel olarak oyunculara baktığımızda iyi olduğumuzu gösteriyor. Bazen skor olur, bazen olmaz ama olacaktır. Yani hem Mertens için hem diğer oyuncularımız için bu skor oluşacaktır.
Yani bugün de ceza sahası içine çok fazla girdik. Orada sonunu getiremedik. Yani 20 küsur şut atmışız. Yani bunun ilk gördüğüm istatistiksel bilgide yani 4'ü kaleyi tutmuş. Yani bu da oralara girip şutu denediğimiz ama tutturamadığımızı gösteriyor. Biraz daha fazla çalışacağız. Yani bir daha bir araya giriyoruz. Tam takım olacağız. Biraz daha fazla çalışacağız. Başka soru yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.